Ve işte değerli seyirciler, millilerimiz geliyor. 4x400'de Oğuzhan Kaya fiyat oyunları anlamına geliyor. ...4 Nisan 2011 doğumlu Oğuzhan Kaya takımımızın en o takımdan sadece Yavuzcan bugün sahada yer alıyor. İşte Oğuzhan Kaya, Oğuzhan Kaya'ya ve takım arkadaşlarına şimdiden 258-52 ile de en iyi derece onlara ait takımlar arasında. Tekrar hatırlatalım, 6 numarada Türkiye yarışıyor değerli seyirciler. Hemen ekranın önünde çıkış verildi ve yarış başladı. İlk ayakta bayrağımızı Oğuzhan Kaya taşıyor. 5 numarada Belçika var. Oğuzhan Kaya'nın yanında Dylan Borley, 400 metrede Avrupa'nın yetiştirdiği, sadece Avrupa'nın değil dünyanın önemli isimlerinden birisi. Joachim Dobber, Hollanda'da bayrağı ilk sırada taşıyan sporcu oluyor. Oğuzhan Kaya şu anda tam karşıda değerli seyirciler. Hollanda iyi bir çıkış yapmış gibi görünüyor. Oğuzhan Kaya'yı görüyorsunuz. İlk 400 metre için elinden geleni yapıyor ama bu bölümlerde biraz hızını kaybetti. Güney Afrika Cumhuriyeti'nden Lit Pillay şu anda iyi değerlendirdi bu metreleri ve bayrağı takım arkadaşına aktardı. Yavuzcan şimdi bayrağı taşıyacak değerli seyirciler. Yavuzcan 45-51 ile Amsterdam'da Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye rekorunu kırmıştı. Takımın en tecrübeli ismi Yavuzcan. 400 metrede şu anda bayrağı taşıyan isim, ona büyük görev düşüyor. Bu arada Güney Afrika Cumhuriyeti ile Hollanda arasında Lee Marvin Bonavacia ile Zakiti Nene arasında bir liderlik mücadelesi var. Bonavacia çok güçlü geliyor. Bu bölümlerde rakibini geçmeyi başardı ve bayrağı ilk sırada değiştirdiler. Ülkemiz ise bayrağı hemen hemen son sırada değiştirdi. Şimdi Berke Akçam da değerli seyirciler, bayrağı taşıma sırası. 10 Nisan 2002 doğumlu Berke, henüz 18 yaşında genç bir sporcu. 400 metredeki en iyi zamanı 46-47. Biraz önce de söylediğim gibi Boras'ta, İsveç'te 4x400 bayrak takımıyla Türkiye'ye 20 yaş 6 Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandıran takımında bir üyesiydi. Berke şu anda İspanyol Manuel Guajardo'nun yanına gelmiş vaziyette. Biraz önce yaşadığımız liderlik değişimi bu sefer tersine Güney Afrika Cumhuriyeti lehine yaşandı. Oscar Mavund'la bayrağı Ranti Marvin Dikkale'ye verdi. Tony van Diepen Hollanda'da bayrağı son sırada taşıyor. Belçika 3. sırada Kevin Borley, o da çok güçlü bir sporcu. İspanya'da Samuel Garcia son sırada bayrağı taşırken ülkemizde İlyas Çanakçı değerli seyirciler bayrağı son olarak taşıyan isim oluyor. İlyas Çanakçı da 7 Eylül 2021 doğumlu, Boras'taki şampiyon takımın bir üyesiydi. Van Diepen ilk sırada. Yine bir liderlik değişimi oldu. Bu arada İlyas Çanakçı dördüncülüğü korumaya çalışıyor. İspanyol rakibiyle müthiş bir mücadele. İlyas İspanyol rakibinin ataklarına cevap veriyor ve Samuel Garcia'nın önünde ülkemizi dördüncü sıraya taşımış oluyor. Hollanda'da son ayakta Tony van Diepen gerçekten iyi bir yarış çıkartarak ilk sırada takımının bitirmesini sağladı. Çok keyifli bir ikinci ayak izledik değerli seyirciler. Tony van Diepen değerli seyirciler Hollanda'yı ikinciliğe, ilk sıraya taşımış oluyor. Tekrar bakıyoruz. Yani o kadar keyifli oldu ki yarış. Her ayakta liderlik el değiştirdi. Güney Afrika Cumhuriyeti ile Hollanda arasında ama önemli olan son ayak. Bu arada bir aile de şartları zorlamış Kevin Borley'i takımı ikinciliğe taşımak için ama son metrelerdeki çabası yetmiyor. Üçüncü sırada yer alıyor Belçika. Belki
bitiriyorlar.